Selam, ben Kıvanç Ökten. Attığım başlık doğru. Bu videoyu izleyecek birçok gencin adını daha önce duymadığını düşündüğüm 1950 doğumlu Tevfik Ulusoğlu gerek yetersiz maddi durumu gerek de gidip gelmesinin zor olması sebebiyle sahibi olduğu tavuk kümesini bir spor salonuna çevirip içini demircide kendi yaptırdığı aletlerle doldurarak 14 yaşında vücut geliştirmeye başlıyor. İlk uluslararası başarısı 1979 IFBB Amatör Avrupa Şampiyonası'ndaki hafif siklet birinciliği oluyor. Bunu 1980'deki Avrupa Hafif Siklet Şampiyonluğu takip ediyor. O zaman henüz IFBB ikiye bölünmemiş, farklı farklı ülkelerden gelen dünyanın en iyi amatör vücutçuları tek bir çatı altında yarışıyor. Bu detay 2022'den ta 42 sene öncesine bakan birinin kazanılan bu ünvanların ne kadar kıymetli olduğunu anlaması açısından büyük önem taşıyor. Kendisi bir röportajında 4 Amerikalı genci Ankara'daki kümesten bozma spor salonunda 5 ay boyunca çalıştırdığını, bu gençlerin ülkelerine dönerken onu da ABD'ye götürdüklerini anlatıyor ama tarih vermiyor. 1987 yılında hem MPC Doğu ABD şampiyonasında hem de MPC New York Metro şampiyonasında hafif siklet birinciliğini elde etmiş olması bahsi geçen olayın bu döneme denk geldiğini düşündürüyor. 1988'de gelen 3. Avrupa şampiyonluğunu kariyerinin en büyük başarısı takip ediyor ve aynı yıl IFBB Amatör Dünya Şampiyonası'nda tüy siklet birincisi olarak profesyonel ünvanını kazanıyor. 3 sene sonra 1991'de ilk ve tek pro şovu olan Niagara Falls Invitational'a katılıp 17. oluyor. 1992'de 42 yaşındayken tekrar amatörler arasına dönüp Ankara'da düzenlenen IFBB Gençler ve Masterlar Şampiyonası'nda birincilik elde ederek ikinci dünya şampiyonluğuyla kariyerini noktalıyor. Tevfik Ulusoğlu 2019'da dünya şampiyonunun yarım asırlık spor tutkusu başlığıyla haberlere çıkıyor ve eskiden imkanların azlığına rağmen yiyeceğin içeceğin bol olduğundan, bu spor sayesinde yıllarca gittiği her yerde saygıyla karşılandığından, hala neredeyse her gün severek antrenman yaptığından bahsediyor. Kendisi şu an 71 yaşında ve hayatta. Fotoğrafının basıldığı 1996 tarihli bu milli piyango bileti ise bir dönem ülkemizde vücut geliştirmeye verilen önemi gösteriyor. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.